Günaydın. Sanıyorum bütün katılımcılarımız içeride. Bilişim ve Bilgi Güvenliği, İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi, Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nü düzenlediği 2. Bulut Bilişim ve Büyük Veri Çalıştayı'na hoş geldiniz. Ben Nevin Keleş, 2 gün boyunca sizlerin değerli katılımlarıyla birlikte devam edecek çalıştayımızda, çalıştay moderatörü olarak sizlerle birlikte olacağım. 1. gün programımızda TÜBİTAK ve Bilgem tanıtım videolarının ardından açılış konuşmalarımızla başlayacak. Sonrasında davetli konuşmacılarımızın sunumları ile öğlene kadar devam edecektir. Öğleden sonra kamudaki büyük veri ihtiyacının tespiti ve önceliklendirilmesine ilişkin oturumlarımız gerçekleşecektir. 2. gün programında ise yine davetli konuşmacılarıyla başlayacak olan çalışmamız öneri geliştirme ve öneri detaylandırma ile birlikte devam edecektir. Çalışmanın programının detaylarını zaten öğleden sonra paylaşıyor olacağız. Tanıtım videolarımıza geçmeden önce Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin aramızda. Sizlere hoş geldin demek ister. Kenan Bey buyurun efendim. Çok değerli TÜBİTAK yöneticileri, değerli katılımcılar, böylesine tabii benim açımdan farklı bir alandaki misafirlerle bir arada olmanın memnuniyetiyle hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Burada tabii çok sayıda toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Ben de bir kurumun yöneticisi olarak aynı zamanda büyük veriyle de bulut bilişimle de ister istemez ilişkisi olmak zorunda olan bir kurumun yöneticisi olarak bu toplantıyı çok önemsediğimi, böyle bir davet olunca da mutlaka bu toplantının açısında bulunmak istedim. Onun için bugün aranızdayım. Benim asıl mesleğim doktorluk, enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Bir belediye başkanı olmanın ötesinde. Bir de hasbelkader askerlik ertelensin diye bir işletme yüksek lisansına gitmiştim. Orada şunu öğrettiler eskiden. Yönetici dediğiniz şey 3 şeyi iyi yönetmeli. Birincisi tabii bütün dünyada öyle. Birincisi parayı iyi yönet. İkincisi, insan kaynağını iyi yönetmeli. Yani çalışanlarınızı, ekibinizi iyi yönetemiyorsanız, üçüncüsü de zamanı iyi yönetmeli. Ama bugün bakıyoruz ki yöneticiliğin içerisine 4. bir kavram ortaya çıktı ve neredeyse de en başa geldi teknolojinin yönetimi. Teknolojiyi yönetemiyorsanız, teknolojiye eğer odaklı değilseniz, bugünün dünyasında yönetilen yönetici oluyorsunuz. Çünkü sizin adınıza birileri karar veriyor, siz de mecburen imza atıyorsunuz. Ama siz eğer teknolojiye aşinaysanız, teknolojiyle bir ilişkiniz varsa elbette o zaman o alanı yönetmeniz mümkün oluyor. Onun için geleceğin dünyasında mutlaka bizim bütün yöneticilerin, bütün herkesin teknolojiyle çok yakından odaklanması gerekiyor. Teknolojiyi hayatımız içerisinde öyle bağımlı hale geldik ki teknolojisiz ne kadar yanlışlar yaptığımızı çok daha net görüyoruz. İşte uzun yıllardır yöneticilik yapan bir kardeşinizim. Çok kıymetli bir dostum var, bir tıp profesörü. O da sağlık bilimlerinde yönetici. Şöyle bir ifadesi var. Eskiden biz tıp boyla yönetirdik. Tıp boy nedir bileniniz var mı arkadaşlar? Aslında çok basit. Tavana bakarak olsa olsa yönteminin kısaltması. Eskiden verilerimiz olmadığı zaman biz işte yöneticilerin eski ifadesiyle hissel kalbel vukusuyla, tecrübesiyle, becerisiyle tahmin eder, doğru ve isabetli kararlar verdiğimizi zannederdik. Sonuçlarını da ölçemezdik. Sonuçlarında da kamuoyunun, daha doğrusu lobilerin etkisi belirleyici olurdu. Ama bugünün dünyasında artık verilerin çok net bir şekilde sonuçları doğrularımızı da yanlışlarımızı da ortaya koymamızı sağlıyor. Bugüne kadar çok başarılı olduğumuzu zannettiğimiz alanlarda doğru verileri iyi analiz edip onu doğru bilgiye dönüştürdüğümüz zaman ne kadar çok yanlış yolda olduğumuzu görebiliyoruz. Aslında geçmişte de belki onu hissetmiştik. Zannediyorduk ki aslında yanlış yoldayız ama cesaret edebilmek öyle kolay değil, alışılmışı ortadan kaldırabilmek için. Bugünün tek sağladığı teknolojik birikim, verilerin doğru analiz edilebilmesi, yöneticiler açısından da eğer doğru odaklanmışlarsa işlerini çok kolaylaştırdı.
Cesaretle statikoyu değiştirebiliyorsunuz. Cesaretle ezberi bozabiliyorsunuz. Cesaretle alışılmış ortadan kaldırabiliyorsunuz. Ama tabii çok ciddi problemlerimiz var. Bu işte de bugün ben tabii TÜBİTAK'ı tebrik ediyorum. Çok doğru bir yoldalar bu anlamda. Türkiye'nin teknolojik gelişimi, teknolojik serüveni açısından çok temel konuları ele alıyorlar. Ve en doğru bir şekliyle de bu konudaki insan kaynağı altyapısını bir araya getirip o alandaki gelişimi de desteklemek bence en doğru teşhis. Çünkü bugün bütün kurumlarımızda bir kamu yöneticisi olarak ifade ediyorum, temel problemlerimizin başında teknolojiyi yönetecek, teknolojik gelişimde lokomotiflik yapacak insan kaynağı problemimiz var. Aslında Türkiye'de önemli bir insan kaynağının yetiştiğinin farkındayım. Biz kamu kurumları olarak aynı zamanda özel sektörle de rekabet etmek durumundayız. Tabii özel sektörle rekabet ederken teknoloji dünyada, tüm dünyada fiyatlandırması en zor iş. Kamunun satın almalı süreçleri içerisinde teknolojik yatırımları doğru fiyatlandırmada zorluk çektiğiniz zaman da doğal olarak cesaretiniz kırılıyor. Tüm kamunun Sayıştay diye bir denetim sistemi var. Tabii o sistem içerisinde bu tür harcamaları doğru ve etkili bir şekilde yönetmek zor. Bu anlamda elbette kamunun lokomotif kurumlarına ihtiyaç var. Bu anlamda TÜBİTAK, Bilgem olsun, TürkSat olsun, kamunun bu çalışmalarında çok ciddi lokomotiflik yapıyorlar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bugün artık gördük ki bu kadar büyük veriyi sadece elinizde verinin olması yetmiyor. Onu doğru bilgiye dönüştürebilmek teknolojik açıdan çok ciddi desteklere ihtiyaç gösteriyor. Belediyeler de bu anlamda doğal olarak en çok büyük veriyle muhatap olan kurumlar. Bizim bugün bütün çalışmalarımız coğrafi bilgi sistemleriyle entegre olmak zorunda. Planlarımız, projelerimiz, hepsi büyük veriler, büyük datalarla gerçekleşen şeyler. Ve bugün artık görüyoruz ki teknolojinin getirdiği imkanlarla bütün projelerimizi farklı mekanlardan, farklı coğrafyalardan insanlara ulaştırmak istiyorlar. Bugün Pendik Belediyesi geldiği altyapı itibariyle projelerini, yani inşaatla ilgili, yapılarla ilgili mimari başvurularını dijital ortamda alabilecek düzeye geldi. Ama tabii gene bu teknolojik altyapı, iletişim altyapısı, bunun iyi depolanması noktasındaki eksikliklerimiz hala tam istediğimiz neticeyi almamıza engel oluyor. Özellikle biz de Pendik Belediyesi olarak da hem bulut bilişimin bu anlamda gerçek anlamda ihtiyacını duyan hem de elbette büyük verinin yönetilmesiyle ilgili ciddi sorunla yaşayan kurumlardan biriyiz. Biz de TÜBİTAK Bilgem'le beraber gene Avrupa Birliği'nin ilgili projelerinde ortak olarak sürecin bir parçası olmaktan çok memnuniyet duyuyorum. Tabii belediye başkanı ne iş yapar? Böyle sadece konuşmalar yapar. Bakmayın, arkamda gerçekten bu işleri iyi yapan, sizler gibi bu süreçlerin parçası olan iyi bir teknoloji ekibi var. İyi bir ekip olunca da ben de böyle sahalarda rahatça konuşabiliyorum. Ben tekrar bu toplantının, bu çalıştayın başarılı olmasını diliyorum. Ümit ediyorum ki tekrar Pendik'te görüşebiliriz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyor. İyi çalışmalar diliyorum.